Tuğba Özerk 504 saatlik aşkı ve menajeri olan Altan Nuh'la evlilik kararı aldı ve Çeşme'de nikah masasına oturdu. Merhaba, merhaba efendim, geldik. 504 saat aşk yaşadılar. Biz aslında 10 senelik arkadaşız. Bir günde evlilik kararı aldılar. Kendinden gelişti her şey. Şarkıcı Tuğba Özerk, menajeri Altan Nuh'la nikah masasına oturdu. Hadi evlenelim mi? Hadi evlenelim. Evet. Evet. Yıldırım aşkına, yıldırım evlilik kararına ve yıldırım nikahına en iyi örnek hangisi diye sorsanız biz kesinlikle bu evliliği örnek gösteririz. Birazdan öyle çıkalım. Öyle çıkalım size. Daha iyi olacak sanki. Abicim, hoş geldin. Daha merhaba demedim ha kimseye vallahi gelenlere. Hoş geldin. Değerli izleyenler, şarkıcı Tuğba Özerk ve menajer sevgilisi Altan Nuh sadece 504 saat yani 21 gün yani sadece 3 hafta aşıktılar bu kararı aldıklarında. Çift düğüne birkaç saat kala Çeşme'deki evlerinde çok sakin bir şekilde görüntülendi. Ne yapalım? Girelim mi içeri sonuç? Bir iki ekip daha geliyor gelsinler. Tamam, gelinlik damatlıkla yani en güzel öyle yapalım yani değil mi? Okey, o zaman içeri giriyoruz. Aşk gözlerinde öylesine bürümüştü ki hiç uzatmadan, nişan dönemi yaşamadan, öyle uzun uzun ayları geride bırakmadan hemen nikah masasına oturdular. Merhaba, merhaba. Efendim, geldik. Bu sefer hazırlandık. Ay Melih'ciğim. Hayatta, kararda, nikahta onların. Bize düşen tabii ki mutluluk dilemek ve mutlu olduklarını görmek en büyük dileğimiz. Sağ olun, teşrif ettiniz buraya kadar. Evet. Çok sağ olun. Gelin hanım bizlere damat beyi tanıtıyor. Biz aslında 10 senelik arkadaşız. Altan Kanada'da yaşıyor çok uzun yıllardır. Kanadalı bir Türk. Ve uzun yıllardır yurt dışında menajerlik ve bu tarz işleri yapıyordu aslında. Sonra Türkiye'ye olan bir özlemi ve aynı zamanda beraber yapmak istediğimiz işlerle alakalı bir management ofisi yani menajerlik ofisi kurmaya karar vermişti. Beraber iş yapmaya başladık. Ve daha sonra gerçekten kendinden gelişti her şey. Aşka dönüştü. Öyle bir şey oldu ama yani ben şunu hatırlamıyorum ama Altan'a şöyle bir şey söylemişim. Geçen gün söyledi. Ben bir arkadaşımla evlenmek istiyorum demişim. Tuba Özerk hep bir arkadaşıyla evlenmek istiyormuş yıllardır. Sonradan hatırladım tabii onu söylediğimde. Arkadaşlığımız çok sağlam bizim. Dolayısıyla da bu aşkımız da çok sağlam gidecek ve ömür boyu süreceğine inanıyoruz. Acaba nasıl bir evlilik teklifi oldu? Esnasında öyle demişti. Ben çok iyi ve çok sevdiğim iyi bir arkadaşla evleneceğim demişti. Yani öyle bir fikrim vardı. O fikri vardı ve o fikri gerçekleştirmek istedim ben de. Evet. Yani böyle oldu. Peki teklif geldi mi? Tabii geldi canım. Teklifsiz evlilik mi olur? Yüzüğü takarken geldi? Teklif geldi. İlk yüzüğü takarken. Çok tabii sade bir şekilde bir evlenme teklifi oldu. Çok da romantikti gerçekten. O kadar da bize kalsın ama güzel bir teklifti. Balayı için rota da çizilmiş. Biraz Fransa taraflarına, Cannes, Nice falan oralara gitmeyi düşünüyoruz. Sadece 504 saat aşk yaşayan bir çiftin evlilik kararı alması aslında bir rekor sayılabilir. Evlenmeyi hiç planlamıyordum ve düşünmüyordum desem yeridir aslına bakarsanız. Bunu da yani yarın bir gün evlenirsem bir arkadaşımla evlenmek istiyorum bile demiş. Altan'a düşünün yani. Hiç öyle bir planım yoktu. Düşündürtene bak yani diyeceksin. Evlilik kararı da, kostümler de çok ilginç. Burada benim her zamanki bu uçuş o sevilen kostümlerimi yapan çok sevdiğim bir arkadaşım var Nilay Hanım. Kombin mi? Ayakkabı. Ya işte evet öyle oldu. Gelin telimle beraber kombin. Ya biraz tabii çok spor bir şey. Çünkü sonuçta evin bahçesinde evleniyoruz. Çok fazla böyle çok uç noktalarda bir şey olunca olmayacaktı. İşte düz ayakkabılar giydim filan. Öyle işte sade bir şeyler. Beğendiyseniz ne ala yani. Biz sadece işte evlenmek için bir şeyler yaptık. Onda da biraz süslendik işte o kadar. Dilerseniz İzmir Çeşme'deki nikaha geçelim. Çift az sayıda davetlinin huzurunda Çeşme'deki evlerinde evlendi. Evet. Evet. Tuğba Özerk'in ailesi kızlarını gelin olarak görmenin duygusallığıyla gözyaşlarına hakim olamadı. Tuğba Özerk nikah cüzdanını da eline alarak gazetecilere hem eşi hem menajeri olan Altan Nuh'la poz verdi. Çift düğün dansını da işte bu şarkıda yaptı. Romantik başlayan şarkı sonrasında yerini hareketli ezgilere bıraktı.